Hayırlı bereketli Ramazanlar diliyorum hepinize. Bugün şahane bir tatlıyla geldim. Şerbetli bir tatlı, Ramazanlara, bayramlara yakışacak bir tatlı. Şerbetli irmik tatlısı arkadaşlar. Bu tarifim tam 20 yıllıktır. 20 yıldır bu tarifi yapıyorum. Her zaman tam kıvamında olur. Çok güzel kabarır. Az da dağılır. Nefis bir tariftir. Tam ölçüler verdim arkadaşlar. Her zaman bu ölçüyle yaparım ve tam kıvamında olur. Mutlaka siz de bu kıvam ölçülerle yapın. Malzemelerimiz bunlar. 2 su bardağı irmik, 2 su bardağı un, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı toz şeker, 4 yumurta, akıyla beraber 2 su bardağı yoğurt. Eğer varsa bir vanilya, bir paket kabartma tozu arkadaşlar. Ve portakal kabuğu koyuyoruz. Siz isterseniz limon kabuğu da koyabilirsiniz. Şerbete gelince şerbet 5 bardak şeker, 4 su bardağı su kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü o tam kıvamında olması lazım. Siz eğer cıvık bir şerbet seviyorsanız 5'e 5 yapın. Yani 1'e 1 yapmış olursunuz. Normal klasik su bardaklarıyla ölçüyoruz arkadaşlar. Şimdi suyu koydum. Ocakta biraz karıştıracağım. Kaynamaya bırakacağım arkadaşlar. Tam kıvamına gelmeye yakın birkaç damla limon suyu katacağım içine. Evet, şimdi yumurtalarımızı çırpalım. Şekeri ekleyelim. 2 su bardağı şekeri ekleyip yumurtalarımız krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Çok iyi çırpmak lazım. Kıvam budur arkadaşlar, bakın. Çok güzel akışkan bir kıvam oldu. Bundan sonra diğer malzemelerimizi yavaş yavaş ekleyeceğiz. Yoğurdu ekledim. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yoğurdumuz 2 su bardağıydı. Çok fazla malzeme, yani çok pahalı bir tatlı değil arkadaşlar. Her evde olan malzemelerle bu tatlıyı yapıyoruz. 2 su bardağı unu da ekliyorum. Kabartma tozu una ekleyip böyle koydum. Vanilya evde kalmadığı için koymadım. Siz mutlaka bir vanilya da koyun. Gerçi eksikliğini aramadım. Portakal kabuğu koyduğumuz için. Portakal kabuğunun aromasını çok seviyorum. Çok lezzetli, çok güzel oluyor. Yani limondan daha güzel. Limon biraz hafif acımsı bir tadı vardır. Ama portakalın öyle değil, daha lezzetlidir. İsterseniz ikisini karıştırıp yapabilirsiniz. Şimdi irmiği de ekledikten sonra portakal kabuklarını ekliyoruz. Eğer önce portakal kabuklarını koyarsak unu toparlayamayız. Böyle topak topak olur. O yüzden en son portakal kabuklarını koyuyorum. Evet, tepsinin altını yağladım. Normal fırın tepsileri. Bakın kıvamı ne kadar akışkan, ne kadar güzel. Kek hamuru gibi. Yani kek hamurundan birazcık daha sıvı. Eğer dilerseniz arkadaşlar bu malzemeleri birer bardakla ölçüyle de yapabilirsiniz. Biraz daha küçük bir ya borcama veya daha küçük bir tepsiniz varsa ona göre ayarlayabilirsiniz. Fırınımı önceden ısıttım. Yere vuruyorum çünkü havasını alıyorum. Bakın orada kabarcık çıktı. Fırınımı 200 derecede ısıttım.
Tatlıyı attıktan sonra 170 dereceye getireceğim. O 170 derecede pişecek. Evet, tatlımız hazır. Pişti, çok güzel pişti. Şimdi şerbetini veriyoruz. Şerbetin kıvamı bu arkadaşlar. Bakın çok çok sulu değil. Çok güzel kaynaması lazım. Yani o şerbetten en az bir yarım bardak, bir bardak eksiliyor kaynadıkça. Kaynamaya yakın birkaç damla limon suyu koydum ve kapattım. Şimdi şerbetini veriyorum arkadaşlar. Ya tatlımız soğuk olacak ya şerbetimiz soğuk olacak. Bunun yani biri sıcak biri soğuk olacak bu tatlının. Özelliği bu. Yani şerbetin hepsini döküyoruz. Çünkü hepsini çekecektir ve çok güzel kabaracaktır. Kalan şerbeti boca ediyorum. Bakmayın öyle şerbetin çok durduğuna. İnanın ki hepsini emiyor ve hiç ıslak bile kalmıyor. Yani çok güzel bir kıvamı oluyor. Şerbeti çekene kadar bekleteceğiz. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz arkadaşlar. Evet, ben kesmeye başladım. Bakın ne kadar kabarmış. Bıçak içine batıyor. Yumuşacık. Çok güzel oldu gerçekten. Şerbeti dökünce arkadaşlar kesinlikle dilimlenmeden önce şerbeti dökün. Yoksa sonra eşit bölünmez o şerbet. İsterseniz kare kesin. Ben bu şekli çok seviyorum. Daha güzel duruyor tabaklarda. Üstüne Hindistan cevizi veya fıstık veya fındık, ceviz ne isterseniz onu koyabilirsiniz. Tercih size kalmış. Ben bu tatlıya Hindistan cevizini çok yakıştırıyorum. Bunu kullanıyorum. Bunu bütün bayramlarda yaparım. Hem kolay, hem pratik, hem az malzemeli ve hem de çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Bakın görüntüsü de şahane oldu. Çok iyi çekti şerbetini. Çok güzel oldu. Eğer buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek vermeyi unutmayın. Abone olunca zil bildirimini açmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer tariflerimi de almak için. Lütfen eğer denerseniz o güzel yorumlarınızdan mahrum etmeyin. Nasıl olduğunu merak ediyorum. Yorumlarınıza yazarsanız sevinirim. Bakın kolayca çıktı tepsiden. Ne kadar kabarmış görüyor musunuz? Aslında kameram güzel çekmediği için çok güzel net gözükmüyor. Tatlımız servise hazır. Şimdiden hepinize hayırlı, bereketli Ramazanlar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler, şifalar olsun inşallah. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve zil bildirimini açmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı, bereketli günler diliyorum.